Arkadaşlar merhaba. Bugün size daha önce farklı bir far tasarım merkezi olarak hazırlanmış bir farı göstermek istiyorum. Bu arkadaşımız bu farlar üzerinden daha önce bir çalışma çıkartmış. Burada farların bazı noktalarının iç kısımlarında da su aldırmış ve farın üst kısmında her tarafında tamamen problemler var. Şunlar bile hızlı yapıştırıcıların parçaları. Şuralara baktığınız zaman görebiliyorsunuz. Buralara artık nasıl pislikler dolmuşsa, şuradaki yapıştırıcıma olaylarını da fark edebiliyorsunuz. Ve burada da orijinal angel'larını çıkartmışlar, farklı bir angel takmışlar. Yapıştırma noktalarını tek tek hepsini görebilirsiniz. Bu arkadaşımız far tasarlıyor ve ondan sonra çıkıyor diyor ki ne ben far işi yapıyorum diyor. Tövbe tövbe, vallahi yemin ederim sinir oldum şu farı görünce. Bu farı bile bu şekilde tasarlamışlar. Farın su alan bütün noktalarına folyo çekmişler. Buralarda problemler var büyük bir ihtimalle. Bu şurayı bir açalım. Bunu da hatta kamerada görelim. Evet. Buradaki durumları görünce su alma olayını şu folyoyla gidermeye çalışmış. Ve buradaki kenarına da tamamen folyo çekmiş, döşemiş her tarafına. Farları açarken bu şekilde açıyor. Kırık noktalarını falan görüyorsunuz. Şimdi de bu farı adam etmeye çalışacağız. Adam olmadığı zaman da arkadaş diyor ki neden diyor benim farlarımı adam edemediniz diyor. Başka bir yerde ağzı yanıyor sütten, bize gelince de üfleyerek ayran içmeye başlıyorlar. Yani yazık günah şu farın haline bak. Gerçekten yazık günah. Ve araba bu poşetler üzerindeyken kaporta boya yapılmış. Buradan kaportacıya da selamımı söylüyorum. Bakalım daha neler çıkacak. Bir de diğer farı da açtım zaten. Diğer farı da bir kontrol edelim. Bu farın açılmış hali. Mercek koymuş buraya. Merceği de buradan tutturmuş. Sadece hızlı yapıştırıcıyı basmış üzerine ki mal sağlam olsun diye. 500 defa dökmüş galiba. Ve bu da kullandığı led. Power led kullanılmamış. Normalde bu ledler 3 gruplar halinde çalışıyor. Burada orta merkeze katlamış. Katladıktan sonra ledin bir ucunu bu tarafa, bir ucunu bu tarafa vermiş. Led aydınlatma yapsın diye. Şunu komple ışıklı hale getirmiş. Ve kullandığı led de burada bildiğiniz piyasa malı şerit led. Ve su alınca da zaten oksitlenmiş buraları. Şimdi bu adam da far tasarlıyor. Ve şu yapıştırdıkları noktalar. Bunları tek tek yapıştırmış. Bakın. Kromaj noktalarına kadar yolup çıkartmış bu farda. Arkadaşı tebrik ediyorum. Bu üstün başarısından dolayı. Ve çalışma sistemine bakın siz. Şuralardaki hızlı yapıştırıcı pisliklerine bakın. Burada hızlı yapıştırıcı dökmüş. Tam kesilmeden sonra çekmiş. Çekince de buradan gelmiş. Bu şekilde buradan da çıkartmış zaten. Şimdi ben bu arkadaşa ne söyleyeyim? Yani bilemiyorum. Buna gerçekten söyleyebilecek bir şey bulamadım. Yazık günah. Ve buradan da açık açık da göstermek istiyorum. Hiçbir markayı karalamam ama Photon marka. Photon marka Xenon set. Size samimi söyleyeyim, bu Photon marka normal standart Çin malları ampullerden daha kötüdür. Hiç kesinlikle tavsiye etmiyorum. Daha önce bir arkadaşa verdim ben Photon marka, daha doğrusu bir far yaptım verdim. Aynı bu mercekten kullanmıştık. Kendisi de gitti Photon marka ampul almış. Çok yüksek bir fiyata da almış. Onu aldıktan sonra tekrar bize dönüş yapıyor. Bu hiç iyi aydınlatmıyor diyor. Nasıl far yaptınız filan diyor. Arkadaşlar bizde doğaüstü bir güç yoktur. Bu mercek ünite sistemi mühendisler tarafından tasarlanmış, çıkartmışlar ve yol görüş açısına göre de iyi bir balans, iyi bir ampul ve iyi bir mercekle çok güzel bir aydınlatma elde edebilirsiniz.
Biz çok iyi bir mercek kullanıp da siz çok kötü bir ampul kullandığınızda iyi bir netice alamayacaksınız. Onun için de kimseyi yargılamayın. Burada yapmanız gereken en güzel şey bütün serileri çok kaliteli ve düzgün bir şekilde kullanmanız. Bu Poto markayı da o arkadaşımız kullanmış. Aydınlatmanız çok kötü diyor. Ben kendisine dedim ki gel buraya, burada normal bir standart ikinci el ampullerimiz var bizim burada. Burada standart ikinci el ampullerimizden bir tane kullanmış olsak, örnek Philips'in ampulünü kullanmış olsak burada çok iyi bir neticeyi ortaya çıkartacak zaten. Kimsenin de böyle üzülmesine falan gerek kalmayacak, yanlış anlamasına gerek kalmayacak. Ama şuradaki bu işçilikleri falan görünce de arkadaşa ben söyleyecek hiçbir şey bulamadım, karar sizin. Bu farda şu anda işlemi yapıp bittikten sonra size tüm detay videolarında nasıl bir netice çıkartmışız, nasıl adam etmişiz geri tekrar, onların videolarını da size çekip tekrar yollayacağım. İyi günler diliyorum. Arkadaşlar merhaba. E60 farlarımızı tamamladık. Bu farın ilk geldiği günden beri olan videolarını da oluşturmuştuk. Farı bu hale kadar getirebildik. Camlarında ufak tefek sorunlar var. Camlar her zaman 0'a 0 çekilmez normalde. Buradaki camdaki kılcal çatlaklıklar tamamen camın iç yüzeyindeki olan kısımlar. Onun için buradaki dış yüzey temizliğine kadar, elimizden geldiği kadar tamamladık. Bu farda mercek değişimleri oluşturduk. Merceklerde bunlarda da yine kronik olarak çabuk gitmeleri başlayabiliyor. Hella'nın en sondan ikinci versiyonu olan mercek ünite sistemine sahip. Şeylerde, Angel halkalarda BMW X1'in kalın 3 boyutlu olan Angel'larını kullandık. Ve aynı zamanda mercek ünite sistemini de şeytan göze çevirdik. Arkadaşımız güle güle kullansın. Far Tasarım Merkezi olarak iyi günler diliyorum. Videomuzun sonundaki iletişim bilgilerinde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşça kalın.